son günlerde çok beğendiğim bir şarkı. Gerçekten çok güzel bir şarkı. Baktım ki yine İrem Derici çıktı işin içinden yani. Bu sene çok güzel şarkılarıyla kendi de böyle bir deli çatlak bir hali var onun ama müthiş doğal. Bayılıyorum. Babasını ayrı tanırım, kendini ayrı tanırım. Çok sevdiğim bir arkadaşım. İtiraf ediyoruz ki çok başarılı. İrem Derici geliyor canlı canlı. Dualar eder insan mutlu bir ömür için. Sen varsan her yer huzur, huzurla yanar içim. Sen nasıl böyle bir şarkıyı bulur da okursun ya? Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Hani hayrını bereketini gör ama öyle böyle değil. Niye biliyor musun? Tabii sen bunu çoktan fark etmişsindir ama piyasadaki şarkılara benzemiyor ya. Hani şarkı tutturdum aman da çok güzel falan. Senin de galiba adetin bu olmaya başladı. Yani senin müziğini ayrıcalıklı kılan durum bu. Piyasadaki diğer şarkılardan farklı olması ama tutması. Aynen öyle yani özellikle bu şarkı. Çok şey oldu ya. 14 Şubat'ta şaşırıyorum çünkü 14 Şubat'ta bunu yapacaktık, yetiştirecektik. Yetişmediler. Ben bir kuplesini bir çıktığım bir programda söyledim.
Ondan sonra önünü alamadık. Böyle milyonlar dinlenmeye İşte. Başlandı. O katıldığım programdaki haliyle ki çok kısa söyledik. O yüzden de bu kadar sade yaptınız herhalde. Aynen aynen böyle bıraktık yani. Çünkü bu hani diğer aşk şarkıları genelde ızdırap içerikli aşk şarkıları olduğu için. Evet evet. Gittin evet. Terk ettin ben tek başıma yanıyorum, kaldım öldüm, ölüyorum yanıyorum falan. Nefes alamıyorum. Bu aşkı yüceltiyor yani teşekkür ediyor. Enteresan bu şarkı şey. Kalbimin tek sahibine ömürlük yarime gönül eşime. Bahar sensin bana gülüşün cennet, melekler nur saçmış aşkım yüzüne. Ya inanamıyorum Hüseyin boncuk, ay senin ömrün boncuk olsun yani. Eşine mi yazmış? Şarkı ve bu şey diye bitiyordu işte. Melekler nur saçmış aşkım yüzüne, aşkım iyi ki doğdun diye bitiriyordu bunu. Hatta YouTube'da videosu var eşine yaptığı doğum günü hediyesi. Eşine doğum günü hediyesi tabii. Yap. Ya işte o zaman bu samimiyet bize yansıyan yani ne aynen araştırıyoruz öyle. Ki ay sen bu şarkıyı kendi nereden buldun diye. Kendi gitarıyla çalıp eşine söylediği video var. Kalbimin tek sahibine Hüseyin Boncuk diye. Seni gibi Hüseyin abim bana yaradı eşinizden daha çok ama. Sen eşine yaptığın doğum günü şarkısı Türkiye'nin şarkısı oldu. İrem Derici nasıl bu kadar kısa sürede bu kadar gönlümüzü çaldı. Ne şarkılarla neler yaptı bir izleyelim görelim bakalım. Ben düşler ülkesinin gel git akıllısıyım. Ayrılık hakikaten sonradan koydu. Müzik dünyasında çıkış yapmaya çalışanların kayboluşlarının yaşandığı dönemde öyle bir isim çıktı ki şarkılarını hemen ezberlemeye başladık. Son dönemlerin sevilen şarkıcısı İrem Derici, ünlü bir reklamcı olan babası Hulusi Derici ve ev hanımı olan Jale Ediz'in ilk çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelir. 4 yaşında kendisine hediye gelen bir org İrem Derici'yi müzikle tanıştırır. Annesi İrem'i Fatih Erkoç'un ünlü şarkısı Ellerin Bomboş çalarken görür. Böylece İrem Derici'nin müziğe ilgisi ailesi tarafından anlaşılır. Daha 5 yaşındadır konservatuvarı kazandığında ve üniversiteye kadar da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi piyano bölümünü bitirir. Ardından Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü kazanır. Müziğe babama olan inadımdan başladım der. Ancak müzik onun yaşamı olur. Şarkıcı olmasını istemeyen babasından habersiz O Ses Türkiye isimli yarışma programına katılır. Hülya Avşar'ın takımındadır. Yarışmadan elenir. Ancak performansıyla beğenilen sanatçı kısa sürede hayran kitlesini oluşturur. Melih Kibar'ın son bestesi olarak bilinen Bensiz Yapamazsın isimli şarkısıyla hayran kitlesini genişletir. Pop müziğinde Demirbaşlar'ın albüm çıkardığı bir dönemde daha yayınladığı ilk şarkısıyla düştüğünü ispat eden İrem Derici'nin Düşler Ülkesi'nin Gelgit Akıllısı ve Zorun Ne Sevgilim isimli şarkıları da dillere dolanır. Şimdiden kendini kanıtlamış bu genç isme kariyer yolculuğunda başarılar diliyoruz. Bu şarkı kalbimin tek sahibine. Evet, şaşırdın seyrederken. Şaşırdım, nereden buldunuz benim o ya her yerden 5 yaşındayken sakladığım... uyurken, 5 yaşındayken öyle düşünmüyorduk yani illa öyle bir pozlar, bir haller. Değil mi öyle bir şey, ben de düşünüyorum, onu bir zorla çektirmiş muhtemelen de. Yok canım. O tam korkunç bir ergen fotoğrafını bulmuşsunuz arada. Gözlüklü, iyi diye. Onu ne olur yok edelim, ben onlar yok edelim diye annemin evine gizlice girip fotoğraf yaktığımı biliyorum yani. Hadi canım öpmek üzere, bu halini nasıl yok edeceğiz? Bu halimin ne var lütfen bunda? Böyle kalır mısın? Böyle kalacağım tabii ki. Lütfen yani. Yok, sakın yok. Elleme. Evet. Çok nevi şahsına münasır der Bülent Ersoy yani. Bilmiyorum ileride belki sıkıldıkça iki ellerim de. Neler oluyor hayatında? Acayip her şey hızlı ilerliyor gibi geliyor bana da. Çok hızlı ilerliyor ama bir o kadar da her şey aynı yani. Hani çok çalışıyorum. Çok koşturuyorum. Hayatımı işte üniversite kopyayla bitirmiş biriyim. Hadi çıkalım dışarı dediklerinde karnım ağrıyor. Ben gelemeyeceğim deyip bütün gün yataktan kalkmayan biriyken. Böyle bir temponun içine girince ben de ambale oldum açıkçası. Ne yaptığımı bilmiyorum şu an. Havaalanına girdiğim anda ağlamak istiyorum. Niye? O kadar şehirden şehre gidiyoruz, uçağa biniyoruz ki ödem içindeyim. Böyle şişti. Ay ama inceciksin canım. Hiç yok de yok hiç öyle şey değil. Yani. Şimdi kefen gibi elbise giydim ondan belli olmuyor. durumu var. Hani
tembellikle yetişmiş bir bünye bu kadar çalışmaya alışmaya çalışıyor şimdi. Kendin pişir kendin ye İrem Hanım. Ve her seferinde aynen öyle artık şey durumu yok yani. Babadan yavrucuğum artık ama... sen kazanıyorsun kendi işini kendin yap haklı olarak ya, Eder Bey. Ya. E tabii yani hani ne kadar armut piş ağzıma düş durumu. Peki gittiğin yerlerde kendi şarkıların haricinde piyasada sevdiğin şarkıları söylüyor musun? Tabii söylüyorum. Hı. Yani Türkçe olsun gittiğim yere göre hani üniversite şenliyse yabancı da söylüyoruz. Süper. Bize geçen sefer Hüsnü Şenlendirici ile gelmiştin. Tabii. O zaman İngilizce de söylemiştin bize. Aynen. Hep siz sen siz bir... yemek yapıyordunuz ben İngilizce şarkı söylerken. Evet. Soğan kokusundan ne söylediğimi pek bilememiştim ama. Hüsnü ile beraber ikili deliliği söylemiştik. Hüsnü çalmıştı. Ne kadar güzel oldu. Çok zaten güzel olmuştu. En çok izlenilen videolarımdan biri oldu. Sen deli gibi bu en çok izlenen videolarında bakıyor musun hangisine kadar izlenmişti? Tabii ki bakıyorum. Bak. Her sabah. Kirli çıkı. Kaç tık fazla olmuş? Kaç milyon artmış? Kaç milyon artmış? Çok havalısın. 100 bin de ya değil yani. Bencim 26 milyon videomuz vardı. Yeni kalktı daha. Hangisi? Düşler Ülkesi. Gel git akıllısın. Gel git akıllı. 26 milyon şarkı. Ben seni ilk nerede seyrettim biliyor musun? Yani şarkını radyoda duymuştum. Ama çok önemli bir şeydir ya. Radyoda şarkısını duyarsın. Bir de bir televizyon programında gördün. Hadi bakalım nasıl konuşuyormuş. Ne anlatıyor bir şey. Okan'ın programında. İlk program mı? O senin ilk programın mı? O benim hani böyle iyi reytingli ilk programım diyeyim. Evet ya yani iyi reytingli. O zaman ben de dahil olmuşum. Tamam dedim. Size çok daha sonra aramıza çıkıyorum. Hoş geldin dedim yani sana. Bu geliş uzun süreli olacak. Çok belli bir albümlük değil. Sen de onu gayet güzel ispat ediyorsun zaten. Peki bir şarkı daha dinleyelim. Sonra efsane bir oyuncu gelecek. Müthiş Yeşim Ceren Bozoğlu gelecek ama bir şarkı daha dinleyelim. Tamam ne söyleyelim? Onu. Aman gelgi takıllısıyı mı söyleyelim? Gelgi takıllıyı söyleyelim. Tabii canım 26 milyon ya. Hop şaka mı? Gittin mi, sahiden gittin mi? Bir devir daha bitti mi böyle? Sen hep biraz benim kalmıştın. E hep kalamazdın ya öyle. Mühim haber tez duyulur malum. Rüyasını da gördüm önce. Açıkçası biraz buruldum. Ama sevindim de duyunca. Adamsın. Üzülme üzülürüm, kıyamam sana. Bilirsin kötü söz diyemem sana. Ben düşler ülkesinin, gel git akıllısıyım. Ayrılık hakikaten sonradan koydum. Thank you.
akıllısıyım. Ayrılık hakikaten sonradan koydu hayde. Ram dam çik dam dam çik dam çik dam dam çik. Ay 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 ay. Aynen. Yıkıyoruz Beyoğlu'nu. Benim hemen geceye akmam lazım. Bu gece Gülben Show. Sonradan koydu bana. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ne oldu bir arada şıktığı mıktığı anlamadım. Bir şey söyleyeceğim. Tek gitarla söylemenin bir sebebi var mı? Hiçbir piş bir şekilde playback yapmayacak, hep canlı söyleyecek dediler mesela. İstemiyorum, nefret ediyorum playback'ten. Ha. Ağzımı bile tutturamıyorum playback'ten. Duruyorum, olmuyor yani. Gerçekten mi? Beceremiyorum. Ben dedim acaba bu sakin versiyonlarını televizyonda söylemekten mi hoşlanıyorsun? Ağzımı tutturamıyorum diyor kadın ya. Değil mi Allah'tan? Bir gel git akıllı diye yani. Yo, Zorun Ne'nin de akustiğini çalacağız sonra. Zorun Ne sevgilimi. Bu kalbi kırıp kırıp yeniden falan. Ay, şahane. Bu da mı boncuk? Yok, bu Emrah Karaduman beste, sözler Gökhan Şahin. Bak bizim Gökhan'a bak, Gökhan'a, Gökhan Şahin'e. Şey de onun. Bir şarkı daha var yeni albüm. Çatı katı inziva. Bir tane daha var Gökhan'la, fakat Gökhan en son dedi ki yani dedi Türkçemi katlediyorsun yeter. Çünkü niye? Kırıp kırıp ne deyin parçası. Yenisinde de ne bedduam var ne de ahım, kalmadı kimse insafım diyorum. İnsafım olmamış oyuna. İnsafım. Bitti, ben Türkçeyi katlettim. Ay, yani. Biz çok memnunuz bu durumda da ayrı ayrı. Gayet kalbimize dokunuyor şimdi. Öyle bir oyuncu gelecek ki oynadığı role bütün Türkiye'yi kitlemiş. Herkes onu Nuran diyebiliyor. Ama aslan gibi bir oyuncu. Müthiş sinema filmleri ve televizyon dizileri var. Yeşim Ceren Bozoğlu geliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle şunun için çok teşekkür ediyorum. Bu kadar izlenen ve tutan ve reyting rekorları kıran dizilerin oyuncularını konuk alamıyoruz. Siz geldiğiniz için bir kere seyircime bunu bir ayrıcalık olarak görüyorum ve çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de kaptırdınız mı acaba? Yani bana Dadı'dayken sorarlardı bunu da ben Dadı'ya kaptırmıştım kendimi. Bir ara öyle falan zannediyordum, hani çiçekli bir çekli. Sizin içinizde bir Nuran kaçmış olabilir mi acaba? Bir nebze böyle biraz bir Nuran hani içime kaçmadı da artık göz damarlarımı çatlattı. Biraz beni yordu ama. Bir şey söyleyeyim mi? Yayından önce annemi aradım. Ve evet, sizin konuk olacağını söyledim. Evet. Annem diyor ki, şimdi o gözlerini diyor. O gözlerini patlata patlata. Aynı laf yani. Bakın sizde gözlerim diyor. Siz görüyor musunuz seyirciye nasıl geçiyor? Çok samimiyet. Geçiyor. Çok i̇şte geçiyor. Senin şarkı söylemen, buranın gözlerini patlat. Bunlar samimiyet. Türk halkının kalbine dokunan aynen şeyler öyle. Yani. Aynen öyle. Çok yoğun mu? Bir de bir şey söyleyebilir miyim Gülben? Hani demin söylediniz ya, televizyonda, dizilerde oynayan oyuncular biraz imtina ediyorlar ama bize o reytingi kazandıran insanlar kendileri orada oturuyorlar. Bravo. Ben çok teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani. Çok teşekkürler. Televizyon programı seçmeyi anlıyorum. İnsan tabii gönlünün istediği yerde iyi hissediyor tabii kendini bunu ama hiç çıkmamak böyle bu bir efsane bir hava oluyor ve biraz uzak buluyorum onu. Ben seyirciye tam da senin söylediğin gibi o samimiyetin geçtiğini düşünüyorum. Elbette ki işte hani hangi programda gözükmek doğrudur ama Gülben Show bence artık Türkiye'nin Ellen'ıdır. Oprah Winfrey'dir. Biz yeni tanışıyoruz, yanlış anlaşılmasın ama. Evet, ilk defa bir araya geliyoruz ama gerçekten müthiş, çok kaliteli, çok güzel
güzel bir program yapıyorsun. Ben de setten ötürü normal saatlerinde seyredemesem de özellikle zayıflamayla ilgili diyorlarlar. Ha tabii tabii. YouTube'dan az seyrediyorsun yani. Anne bak sen yani. Yeşim Ceren Bozoğlu'na hayran, o da bana hayran. Evet. Görüyorsun. Ne kadar güzel. Sen geldiğinden beri bir güzel laf söyledin mi? Yok Türkiye'nin Ellen Show'u. Yok ama gelmekten. Öyle. İki satır toparla da söylersin. Ellen Show neymiş? Ayol. Bulamadım. Soğuk bir kadın Ellen yani. Hiç alakası yok. Türkiye'nin en tatlı kadına her gün program yapıyor. Daha ötesi olmamalı yani. Ha peki tamam. Niye işi kendime çevirdim hiç bilmiyorum. İki başarılı konuğum, birisi sahnede birisi kameranın önünde. İzleyelim bakalım Yeşim Ceren Bozoğlu neler yapmış. Sana söz verdim biliyorum ama ne olursun söyle. O kadının en güzel hali. İnsanın öfkesi, kederi, neşesi, kötülüğü, merhameti, korkusu, komedisi, kahkahası, kısaca hayatın binbir rengi. Ankara'da dünyaya gelir Yeşim Ceren Bozoğlu ama aslen Macar kökenlidir. Ta saraya uzanır onun geçmişi. Büyük dedelerinin isimleri hem Osmanlı'da hem Cumhuriyet döneminde tarihe altın harflerle yazılır. Büyük büyük dedesi Sadrazam Ali Paşa, namı diğer Çorlulu Ali Paşa, diğer dedesi ise Türkiye'nin ilk yerli otomobili devrim arabalarının baş mühendisi Emin Bozoğlu'dur. Politikanın birinci gündem maddesi olduğu, bakan ve milletvekillerinin yoğunlukta bulunduğu Bozoğlu ailesinin ayrık otudur o. Daha çocuk yaşlarda gönlünü oyunculuğa kaptırır. Onun Kemalettin Tuğcuları vardır. Mahalle esnafına tek tek oynar roman karakterlerini. Her bir esnafa başka bir roman. Öyle ki annesi utanır kızının adını başka başka bilen esnaftan. Aldığı ev hapisleri, yalnız dışarı çıkamama cezaları da yıldıramaz ve gün gelir hikaye anlatmayı daha iyi öğrenmek için gider okula. 9 Eylül Üniversitesi'nde aldığı oyunculuk eğitiminden sonra artık diplomalı hikaye anlatıcısıdır. Minik roller, dublajla başlayan oyunculuk serüveninde kısa sürede söylediği replikler çoğaltılır. Onun adına karakterler yazılır. Tekrara düşmekten haz etmez Yeşim Ceren ve her anlattığı hikaye başka tatlar bırakır seyircinin damağında. Kalem kalem sayılamayacak kadar çok karaktere hayat verir güzel oyuncu. Ama bazıları vardır ki yıllar geçse de unutulmaz. Zaman zaman çıkarır sevenleri sandıktan bu karakterleri. Yeditepe İstanbul'daki Nilgün'ün naif tavrı, Gülbeyaz'daki Karadeniz kadınının en güzel anlatımı Meryem, Aldırma Gönül'deki deli bozuk Petek gibi. Yarın çıkacağım Süha Bey'in karşısına, diyeceğim ki Süha Bey müdürlüğü benden alın, Levent'e verin. Yo yo istemem, kalsın. Hah, istemiyormuş işte. İstemiyor tabii ya. Evet, biz ne yiyoruz? Ha ne demek istemiyorsun? Ballı gibi istiyor Mahir. İstemiyor işte Petek. Adam ağzıyla söyledi. İstemiyor. Israr etme. Aa. Gönülcüm. Bir tanem bunlar 40 yıllık arkadaş. Ateşin düştüğü yerdeki kızını töreye kurban veren Hatice, deli deli olmadaki Gülden'e de yer eder seyircinin gönlüne. Ama onu geniş ailedeki Domuşuk Sevim, doktorlardaki Gestapo Doktor Fikret alıp zirveye taşır. Ve şimdi de O Hayat Benim dizisindeki Nuran karakteriyle çıkar karşımıza. Öyle ki Nuran karakteriyle bir kötünün ancak bu kadar iyi oynanabileceğini gösterir izleyiciye. Yeter be! Kimin ağzı var dili yok ha? Kimin ağzı var dili yok? O senin ağzı var dili yok dediğin kız. Bugün gittim babamın otelinde herkesin ortasında ateşle dudak dudağı öpüşüyorlardı. Kimin ağzı var dili yok? Onun için oyunculuğun sihirli anahtarıdır bu. İzleyiciyi oynadığı role inandırmak ve o rolü gerçekmiş gibi yaşatmaktır asıl olan. Kendi anlattığı hikayelerle yetinmez ve gençlere de hikaye anlatmayı öğretebilmek için kendi oyunculuk atölyesini açar. O modern çağın masalcısı. Dileriz ki nefes aldığı sürece hayatındaki ışıklar hiç sönmesin ve perde hiç kapanmasın. 3-2-1 kayıt ve Yeşim Ceren Bozoğlu. Biz bir şey yapmadık, siz yıllara bunları sığdırmışsınız, biz sadece yayınladık yani. İşte ama böyle seyredince, üst üste olunca insan, hani ben hiçbir zaman oyunculuğa da kendi yaptığım işe de buradan bakmıyorum. O masalcı ve hikaye diplomalı hikaye anlatıcısı, evet. Çok doğru bir şey. Arka arkaya seyredince insan bir duygulanıyor. Vay be, amma emek vermişiz, amma uğraşmışız öyle diye. Tabii. Çok teşekkür kolay ederim. Kolay olmuyor. Bir de şimdi oyunculuk dersleri veriyor olmanız da bence, evet, şahane bir şey. Evet. İrem, kliplerinde az çok ne kadar şarkıcıyı oynasak da bazen o duygu geçebiliyor. Ben hep şöyle söylüyorum, bilmiyorum. Benim oyunculuğum sesimde diyorum şarkı söylerken. Ne hissediyorsak onu yansıttığımız için. Sen yoruluyor musun yönetmenin oyun vermelerinden?
Yo, hiç yorulmuyorum. Hatta bütün çalıştığım yönetmenler de diyorlar ki bugüne kadar ki en hani çalışması kolay insan. Çünkü ben normal hayatta hep vur kafaya al lokmayı tipim. O yüzden sıkıntı olmuyor yani. Ama benim kliplerin hepsi birbirinden garip olmaya başladı işte. O mesela floresanlı klip. Evet. Hala işte 6 ay oldu. Hala kimse ne yaptığımı anlamadı. Ben de ne yaptığımı anlamadım kesinlikle. Yani kablolu floresanlar var elimde. Dans ediyor falan diyorlar. Hayır, o dans değil yani. Ne oldu, elin mi yanıyor? Şey. Hayır yani, sürekli bir şöyle bir şey var. Oynar başlıklı bir tiplemeyim orada. Ben de anlamadım. Hani kafayı yemiş bir kadın var herhalde. Başka bir şey. Şu kalbim tek sahibinde pek bir sakinim. Denizin içinde piyano falan filan. Tamam işte bak, hepsi şarkının getirisi. Şarkı evet. Ne istiyorsa onu yapılıyor. Tabii. Bilmem klipleri izliyor musunuz? Seyrediyorum ben tabii. Ben çok ciddi ve küçük küçük, o Emre Altun kliplerinde var öyle çok ciddi oyunculuklar olan. Kenan'ın da, Kenan Doğulu'nun da vardır. Şarkı ve oyunculuk nasıl bir birleşim sizce? Yani oyunculuk meselesinde tabii ki ritim duygusu çok önemli bir şey. O yüzden de çoğu müzisyenden oyunculuğa geçiş yapan sizin gibi, işte Emre arkadaşım gibi, Kutsi gibi bizim doktorlarda birlikte çalıştığımız çok başarılı örnekleri oluyor. Çünkü ikisinde de sahicilik, samimiyet ve o ritim duygusu, karakterin ritmine bürünmek çok önemli. O yüzden avantaj olduğunu düşünüyorum ben müzik bilgisinin. Kesinlikle, ben de çok doğru bir meş. Şimdi bakın kim arıyor sizi? Kim arıyor? Öyle deyin bakalım. Alo. Yeşom. Alo. Yeşom. Yeşom. Bir kere daha. Yeşom. Bu kim? Ceren ben, Ceren. Ceren. Allah yani. Evet. Hayır, Efsun'un fotoğrafını koysun araba. Nasılsın? Neredesin? Sette misin? Merhabalar. İyi merhabalar. Programlar. Ceren Moray, hoş geldiniz. Dizideki ana kız. Canım benim, canım, canım benim. Benim canım. Sensin benim canım. Ne yapıyorsun? Neredesin? Sette misin? Yok, birazdan gideceğim, alacaklar. Ha. Ya şey izledim, şimdi çok tüylerim diken diken oldu ya. Bu arada elinize sağlık, o hazırladığınız ya. Biyografi gibi olan video çok çok güzel olmuş. En çok ne duygulandırdı sizi? Son karedeki fotoğrafı, 3-2-1 kayıt. Evet. Yeşim uyurken de, çünkü rüyasında da rüyaları öyle görüyor. Sette zor bir kadın mı? Yeşim zor bir kadın mı? Evet, sette. Çalışırken. Oo, çok zor, çok. Ya Yeşim olmasa ben şunu açık yüreklikle söyleyebilirim. O hayat benimin başarısı böyle yüksek bir yerde olmazdı. Her karaktere çeşitli yardımları olan, aynı her güzel. Çıkmaz da bizim Yeşim ya şurada şu da bir sıkıntı var, senaryoda şurada bir aksaklık ya da biz buradan çıkamıyoruz dediğimizde ya aslında şöyle yapabilirsiniz gibi tevazu, onu da karşısındaki oyuncuya bulduruyormuş gibi. Karşısındaki oyuncuyu sahanın içine çeken, dolayısıyla karşısındaki oyuncuyu da sürekli motive eden, çalışması müthiş zevkli bir oyuncu. Onun dışında da çok iyi bir arkadaş. O belli. Her böyle çıkmaza düştüğümde, her ya ben bu işle ilgili şunu düşünüyorum, yılacağım galiba dediğimde omzuma bir tane geçirir, bir tane bakar. Benim için yeterli olur ve biz bunu çok kısa sürede yaşadık Yeşim'le. Yani çok. Şunu şurasında 6 ay oldu. Dostluk dediğiniz uzun bir tarih gerektirir. Biz Yeşim'le 6 ayda müthiş bir şey kurduk. Bir bakıyoruz ve hemen anlıyoruz. Eğer sinirliyse bulaşmıyoruz. Eğer değilse birbirimizi sıkıyoruz. Yani bakmakla anlamak klişesi 6 ayda gerçekleşmez bence. Biz onu gerçekleştirdik. Kesinlikle. Ve o hayat benim ekibi olarak değişime çok şey borçluyuz. Bence müthiş bir oyuncu. Herkesin çalışması gerekiyor. Bir de oyunculuktan başka hiçbir şey düşünmeyen çok masum bir tarafı da vardır. Çok da tatlıdır o anlamda. Ben vaktinizi almıyorum. Estağfurullah. Teşekkür ediyoruz. İyi ki aradınız. Ne güzel şeyler söylediniz. Biz de sizi öpüyoruz. Size de başarılar, taşlarınız çok güzel olmuş. Bayıldım. Ya Ceren, ilaçları almayı unutma. B12'yi de al, tamam mı? Tamam. Hadi. Tamam, hadi. Set. Hadi öpüyorum sizi. Peki, tatıyorum, görüşmek sana. Üzere. Başarılar diliyoruz tekrar. Sağ olun. Güzel, ne güzel şeyler bunlar. İşte biraz böyle aşkla yapınca o da doğru insanlarla denk geldiğinizde, tıpkı işte müzikte olduğu gibi, şarkıcılıkta olduğu gibi, orkestrayla, besteciyle, söz yazarıyla
kalpten bir ilişki kurduğunuzda başka bir şey oluyor ya o iş. Bizim şu anda dizide bütün arkadaşlarımla, Ceren'le, Ezgi'yle, kızlarımı oynayan iki şahane güzel, şahane yetenekli, şahane iyi kalpli oyuncuyla paylaştığımız şeyde böyle bir şey oldu. Çok sık denk gelmez. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Evet, profesyonel hayatta o setteki aile huzur çok yansır. Bilmiyorum. Ben stüdyoda da huzursuzluğa tahammül edemem. Yani stüdyoda da o huzur olursa bir şekilde yansır yani. İşteki gerginliği hiç sevmem. Sizin de belli ki sette hiç yok. İnsanlara da o yansıyor. İşte birbirinin iyiliği için davranmak, birbirinin mutluluğundan mutlu olmayı bilen insanlar bir araya geldiğinde o zaman hakikaten ya bizim iş cennet oluyor. Sektörümüzde bu sanatçılar vefasızdır. Yıllardır bu lafı konuşuyorum, yok böyle bir şey diye. Yani gönlü iyi olan tabii niye vefalı olmasın canım? Hele ki bir de sanatçı, yani kalbiyle, sesiyle, gözüyle var olan bir insan, hatta iyice hani duygusalız biz. O yüzden ne arsa bilirim, ne euro bilirim, ne dolar bilirim, ne yatı. Bilemeyebilirim ya, bilemem yani tabii, insanın tabii. Ona kafası çalışmıyor ki. Nasıl düşünüyorsun bu konuda? Aynen öyle yani, ben hala resmen yeni yeni böyle bir çöp ev durumundan çıkıyorum. Tabii. Biraz düzen, o da düzen namına. Yoksa ben kendi kaosumda acayip mutluyum. Tabii. Kesinlikle dünya malının M'sinde gözüm yok. Bu kadar. Yani hiçbir şekilde yok. Olmayacak da. Çünkü hani o kadar şey, bir lokma bir hırka kafası da değil. Ama ortada elbette tadını aldığım şekilde. Elbette ki çalışıyoruz ve kazanılacak. Hani, ama sen şimdi bu şahane şarkı okurken ha buradan bir 500 bin dolar var. Böyle bir şey yaptın mı stüdyoda? Hayır, asla öyle bir kalbin şey. Kalbin şarkıyı. Ama şunu yapıyorum, itiraf ediyorum, şunu yapıyorum. Şu herhalde en az bir 10 milyon tık alır diyorum. Ama bu tamamen şey bunun yani. Bunun derdi tık. Tık benim derdim. Çünkü yeni tanınıyorum. Ne kadar insan beni dinlerse karım o. Şimdi ben belli bir yere gel. Mesela bir Gülben Ergen olduktan sonra ben bu kadar umursamayacağım yani. Kaçlık olmuş, bilmem ne olmuş. Bu zaten hastalık oldu bende bir dönem. Şimdi çocuk hastalıklarımı atlatıyorum yavaş yavaş. Haftada bir bakıyorum. Yok canım. Vallahi. Sen bu programın reytingine de yarın bakarsın bence. Aa, lütfen. Bak. Lütfen. Ne güzel ya. Yok canım, tık hiç mahsuru olan bir hırs değil bence ve de olmalı. O işinin karşılığını alıyor musun, elbette, almıyor musun? Elbette, siz de dizinin reytingini ertesi tabii gün yürek çarpıntısı. Tabii. Benimkini düşünebiliyor musunuz her gün? Her gün saat 10 ile 10.30 arası bir gözüm aşağıda bir gözüm yukarıda. Her gün olunca çok zor canım. Çok zor. Haftada bir çok güzel zor. Katıldığın televizyon programı güzel de her gün fena. Evet, bazen güzel olabiliyor tabii, bazen şöyle bazen böyle. Peki İrem Derici, tek odalı bir evde yaşıyorum demiş. Bir de şöyle bir şey eklemiş. Çok da temiz değilimdir, biraz da pasaklı ve pisimdir. Doğru mu? Tek odadan iki odaya yeni terfi ettim. Ev mi değiştirdin yani? Ev değiştirdim. Fakat oturduğum ev, sokağın adı XX Bayırı. Ben bayır, gerçekten bayır yani. 90 derece iniyor sokak böyle. 5. katta oturuyorum, tavan basık. İşte mesela anahtarla kapıyı açacağım, bir anda kapkaca vuruyorum falan. İnanılmaz Allah bir sokakta korusun o yani. Ve Teşvikiye'de bir sokak. Orada başıma gelen kimsenin başına gelmemiştir. En sonunda dedim ki ben buradan kaçayım artık. Daha böyle güvenlikli bir siteye geçeyim. Peki sen bu eve taşınırken bu deli bizim özgür kız ruhuyla ben ayrı otururum, ben kendi müziğimi kendim yaparım falan filan de gittin değil mi oraya kesin? Orada da tektim. Tamam. Oturduğum evde de tektim ama burada şey artık hani biraz korkmaya başladım bu hırsızlık davalarından. Hmm. Çünkü ben işte alarmlar taktırdım, bilmem ne yaptım. Tamam. Kapıları 8 kat kilitliyorum. Ama uyurken yine tikleniyorum yani. Hı-hı. Çünkü yan tarafı hırsız giriyor falan filan. Bu güvenlikli ev kafası benim hoşuma gitti. Tamam. Böyle geçtim buraya. Şimdi zaten tek başıma değilim evde, bir ev ay, arkadaşım var. Ay ne güzel. Evet ama Allah'tan birazcık çeki düzen verdim kendime, yoksa gerçekten pislik ötesiyim yani. Estağfurullah canım, canlı inanmıyorum. Canlı yayındasın, söyleme şunu. Evet ya, mis gibi duruyorsun canım, nasıl pislik? Dağınıksın, dağınım ya güzel. Ben dağınık. Ben dediğim yediğim şeyi atıp da 11 orada durmuyor. Ama bir çorap saçma sapan bir koltuk kenarında biri almasa 10 gün durabilir. O beni çünkü çok hiç rahatsız diye etmez. Ha, evet. Yani hayır, beni rahatsız etmiyor. Ve biri gelip evi topladığında hiçbir şey bulamıyorum. Ama o kaosun içinde her istediğimi bulabiliyorum. Bak. Kimseye de bir zararım yok yani. Hani sonuçta bir sivrisinekler, karasinekler coştu evde ha, falan evet gibi bir durum da yok yani. Yani temiz. Çok biraz dağınıklık. Pürü pak. Pürü pak. Beni bir gün kahveye çağırsan bulur muyuz kahveyi falan? Kahveyi falan buluruz. Ama ha, tabii içme cesaretini gösterebilir misiniz? Peki küçücük bir aramız var. Sohbetimiz devam edecek. Hangi şarkıyı alıyoruz Sayın Derici? Zorun ne söyleyelim evet o zaman. Evet. Çok güzel sözleri. Çok güzel. O ya kadar gerçek ki. İlişkilerde yaşanan senin benimle zorun ne sevgilim bu kalbi kırıp kırıp
Neden parçalıyorsun? Neden parçalıyorsun? Benim dilimle açık, neden parçalıyorsun? Neden? Açık açık söyle, zorun ne sevgilim? Neden şimdi yeni bir savaş başlatıyorsun? Şeyi çok seviyoruz ya son dönemde özellikle. Böyle bir edebiyat yapıyor gibi şarkı sözü yazmaya çalışanlar var. Evet, böyle bu kastır, konuşur kastır. Gibi senin şarkıların işte. Abi adam herkesin söyleyip de söylemek, yani o basiti bulmak, çekirdeği inmek çok zor bir şey bence. Tabii. Adam diyor ki neslimiz tükeniyor, azalıyoruz. Peki neden hep böyle biz üzülüyoruz? Yüreğini ortaya koyan kalmadı. Aşk meleği bunu hatırlamadı. Şimdi İrem Derici'den geliyor. Ay. Neslimiz tükeniyor, azalıyoruz. Peki neden hep böyle biz üzülüyoruz? Yüreğini ortaya koyan kalmadı. Aşk meleği bunu açıklamalı. Üstüne düşüyorum, kendi çekiyor. Umursamıyorum, olay çıkıyor. Aşkta bir taraf erken bıkıyor. Gariplik bizde mi? Sanmıyorum, olay çıkıyor. Aşkta bir taraf erken bakıyor. Gariplik bizde mi, gidenlerde mi? Senin benimle zorun ne sevgilim? Bu kalbi kırıp kırıp neden parçalıyorsun? Açık açık anlat, sorun ne sevgilim? Neden şimdi yeni bir savaş başlatıyorsun? Sorun ne sevgilim? Neden şimdi yeni bir savaş başlatıyorsun? Neslimiz tükeniyor, azalıyoruz. Peki neden hep böyle biz üzülüyoruz? Yüreğini ortaya koyan kalmadı. Aşk meleği bunu açıklamadı. Üstüne düşüyorum, kendini çekiyor. Umursamıyorum, olay çıkıyor. Aşkta bir taraf erken bıkıyor. Gariplik bizde mi? Açık anlat, sorun ne sevgilim? Neden şimdi yeni bir savaş başlatıyorsun? Senin benimle zorun ne sevgilim? Bu kalbi kırıp kırıp neden parçalıyorsun? Açık açık anlat, sorun ne sevgilim? Neden şimdi yeni bir savaş başlatıyorsun? Çok başarılısın, çok çok. Seni çok tıklayacağım bu gece. Devamı tıklayacağım seni. Milyonlara ben de katılacağım. Ay o. Ateş bastı. Basmasın. Çok güzel şarkılarım ha. Çok. Sakın havaya girme ama çok iyisin yani. Sen nereye havaya giriyorsun? Ben havaya girmem. Tamam. Girersen bana haber ver. Bak şimdi. Bu deli kızın başarısının ardında yatan hırsın sahibi benim de dostumun dostunun hayır! Hayır! İnanmıyorum! Ya. Ya ya ya. Ya bak. Sen bir dur. Şu adamı ben şöyle kısaca bir özetleyeyim bir kere. Hoş geldin. Dostum hoş geldin. Hoş bulduk. Müthiş bir baba, dünya tatlısı bir eş, televizyon reklamlarında dahi bir zeka, dahi bir adam. Şimdi Hulusi Derici'nin kızı İrem Derici'den, İrem Derici'nin babası Hulusi Derici. Ben onu götürüyorum. Hulusi bu durum seni çok sinirli bozuyor mu? Hayır bozmuyor. Hadi. Ya. Ya.
Gel. Çekinme, otur ya. Ben bir şeyi düzeltmeye geldim. Yalnız İrem'de bir pıslık oldu. Ne oldu baba? Gelince pıs. Şöyle. Hani o deminki havalar falan. Ben bu adamı her gördüğüm anda bir nevrim dönüyor değil de neyim değişiyor? İklimim. İklimim değişiyor. Ve 4 gün önce Twitter'a olur da bir gün canlı yayında ağlarsam beni tokat manyağı yapın yazdım. Şu an sınırdayım yani. Hani... Hadi ağlayacak ama. Ay ne güzel. Ya, ben bir şeyi düzeltmeye geldim. Düzeltip gideceğim ya. Gitme hemen çok ya. Yollayamam seni. Bir dakika dur. Söyle dostum, anlat. Vallahi şimdi az önce de içeride izledim. Babası engel olmaya çalışmış şarkıcı olmasına falan filan gibi. Demişindir kıza, yapma var. Ya bu falan filan yok, dedin. Yok, engel olmasına çalışmak falan değil. Tam tersine. Benim mesleğimi sürdürmesini istedim, doğru. Şarkıcı olmaya engel olmasına... Reklamı mı? Reklama yanıma gelmesini, beraber çalışmayı arzu ettim. Hatta sosyoloji okumasını da ben istedim. Yani reklamcılık okumaya gerek yok. Cılıkçılık diye meslek olmaz diye söyledim ona. Yani doktorculuk, mühendisçilik falan diye meslek var mı? Oyundur bunlar. Reklamcılık diye meslek olmaz zaten. Sosyoloji oku yavrum diye. O da peki dedi, sosyoloji okudu. 8-9 ayda falan çalıştı bizimle beraber ama müziğe aşık, müzik yapmak istiyor. Peki o zaman hadi git yap dedim. Çok da yeterli. Ben de uğraştım müzikle. Yani 13-13,5 sene uğraştım. Berat Bas, Radip Ertan, Alaaddin Yavaş, hocalarımız ben falan. Biliyorum. Ben biliyorum. Sahneye çıkarttım şarkılar söyleyen adam yani. Doğru beraber. ama sektörü tanımıyorum. Yani müzik sektörünü tanımadığım için de çarçur olmak, ezilmek çok mümkün bir sektör. O yani zaman doğru koruyucu hamleleri... bir baba güdüsüyle, evet, sonra... bir de sanatçıların içinde çok bulunan bir adam, müziğin içinde, sahnenin içinde, starların içinde çok çalıştığı için çok... belki kızını koruma güdüsüyle. Evet, hadi git yap, ne yaparsan yap dedim. Madem mutsuz olacaksın o zaman git ne yaparsan yap. Bir gün aradı, dedi ki baba, dedi, bu akşam beni izler misin? Nerede dedim, Monopop diye bir gruplar vardı, amatör. Bir yerlerde çıkıp söylüyorlardı. Yeni bir yerde mi çıkıyorsun? Yok, televizyonda dedi. Ne televizyonu? İşte O Ses Türkiye yarışmasına girdim. Bu akşam yayınlanıyor, Bant beni seçti dedi, Hülya Hanım seçti beni dedi falan. Bu akşam yayınlanıyor, izler misin dedi. O anda başladı artık, ben de İrem'e destek olmalıyım çünkü çok istiyor. Atmış kendini bir kere. Çok istiyor. Zaten eğitimi konservatuvar. Yani tabii. 6 yaşında piyanoyla başladı, 9 sene konservatuvar, piyano, şan falan filan. İnsanların sevdiği işi yapması çok güzel. Sevdiği işi yaparsa mutlu insanlar. Çok doğru. Zaten 3 yaşlı iş adamı yemek yiyorlarmış, bir de genç iş adamı. Biraz sebze mevze istemiş. İhtiyarlar, Allah rahmet eylesin, Vitali Hakko, Tekfen Holding, Nihat Gökyiğit. Üçüncüyü hatırlamıyorum. Üçü de 70'lerin üstünde o tarihlerde, 80'lere yakınlar. Genç iş adamı sebze istemiş falan da onlar kebap istemişler. Hatta tereyağı falan da döktürmüşler falan. Aa demiş genç iş adamı, neye borçlusunuz bu uzun ömrünüzü? Vallahi ama biz bu yaşta 50'lerin başındayım, dikkat ediyorum falan, doktor tavsiyesiyle falan. Siz maşallah böyle kebaplar mebaplar gidiyor. Bak demiş evladım, Vitali Bey, Allah rahmet eylesin Vitali Akko. Amin. Bak evladım demiş, sevdiğin şeyi yapacaksın, sevdiğin işi yapacaksın, sevdiğin insanlarla çalışacaksın, sevdiğin şeyleri yiyeceksin demiş. Tabii bir tencere yemekten bahsetmiyor. Yani tabii, sevdiğin insanlarla tabii çalış, sevdiğin çok işi yap. Çok doğru. Doğrusu sevdiği işi yapmayan insanlar mutsuz oluyorlar. Sevdikleriyle beraber çalışmayan insanlar mutsuz oluyorlar. Sevdiği şeyleri yemeyen insanlar mutsuz oluyorlar. Hulusi, düşünebiliyor musun İrem'in hani baskıcı bir baba ya da yaşam şartları sebebiyle şarkı söylemeden bir ömür sürdüğünü? Yok, bence cinayet bir yaşam. Bu kadar özgür bırakan bir baba olmamıştır herhalde. Dinleyelim, onay alalım. Tabii canım, arkadaşlar. Onay alalım. Sen bayağı kendini nutkun tutuldu bayağı. Nutkun tutulma değil işte, dediğim gibi duygusallaşıyorum yani. İlk defa bir televizyon programına beraber katıldım. Öyle mi? Tabii, inanılır gibi tabii, değil. Ben sektörle ilgili falan birçok programda bulundum falan. Hatta işte Beyaz'ın Anlat Bakalım programında 2-3 kere konuk oldum. Türk İnsanı karakteri falan. Ama ilk falan defa yan yana geldiniz. İlk defa yan yana geldik. Ondan böyle iyice ben bir şapşallaştım tabii yani. Deminden beri car car konuşan İrem. Evet, kesinlikle. Birden kesildim yani. İşte çomak saklama. Deli deliyi görünce saklıyor ya, ben o yüzden. Ama tam da böyle anons etmedim yani. Bu deli kız, bu bayıldığımız, hakikaten deminden beri susmayıp eller anlatan kız. Kimin kızı yani? Hulusi, tabii biz çok dost olduğumuz için yıllardır ve çok iyi tanıdığım için senden dinlemek istiyorum. Şimdi o kızını anlattı. Bir de senden bir babayı daha anlatmadım. Ya başlamadım diyorsun. Daha anlatmadım. Yani gerçekten tanıyıp tanıyabileceğiniz en deli oluşumlardan biri. Şurada düz yol varken asla onu tercih etmez. Bunun üstünden bir hop zıplar. İşte bu. Takla risk alan adam. Süper. İnanılmaz enerjiktir. Zaten kesinlikle yaşını belli etmez. Bizi hep sevgili zannediyorlar. Kesinlikle baba kız olduğumuzu zannediyorlar. Uzaktan öyle zannediyorlar. Dünyanın en büyük kalbi, en büyük merhametine sahiptir. Mesela peçete satan biri yaklaşır arabaya. Onu uzatır.
direkt gözü dolar, bir damla akar. Bu her seferinde böyle oluyor yani. Canı bir şeye sıkkın o anda oldu diye olsa değil. Olsa bile. Alır, ufak bir para verir. Ondan sonra der ki bu da benden sana hediye olsun canım benim diye peçeteyi geri verir. Sermaye. Sermaye. İşinde ki başarısı zaten acayip bir durum, tartışılır bir şey değil. Biz 5 kardeşiz ve ben en büyükleriyim. Hiçbir çocuğuna en ufak bir sıkıntı yaşatmadan, en ufak bir böyle höt zöt yapmadan gerçekten arkadaş, yani benim hayattaki en büyük dostum babam. Ve bu hep böyle olacak. Biz suç ortağıyız çünkü. Yani hani benden çok benim işime heyecanlanması, bir şarkı bulduğunda beni araması. Sen bu şarkıyı bulunca kızın arar. Eskiden beni arardın. Ne oldu? Ne oldu? Kızın sahnelere çıktı böyle mi? Artık polisi denince. Artık kan bağı öne çıkıyor tabii. Öyle yani. Evet. Şu şarkıya söylediğin cümleyi bana yayından önce söyledi. Şapka çıkartıyorum. Bu şarkıyı ilk başta dinlediğimiz şarkı. Şarkının adını hep unutuyorum. Kalbimin tek sahibi. Kalbimin tek sahibi. Şimdi İrem'in yeni şarkısı. Baba demiş ki bu şarkıyı al oku, Samanyolu olur bu. O kadar doğru ki. Hakikaten ben de sana Yıldız Tilbe'nin o çabuk olalım aşkım, onu bana hatırlattığını söyledim. Çok güzel. İyi ki de tek çıkarttın ayrıca. Sen benim bundan sonraki repertuarıma bir şarkı bulup beni arama. Ayrıca bu şarkı bu da Samanyolu olur değil mi? Bu şarkının dışında Sevgi Olsun Taştan Olsun. O da Hüseyin Boncuk'un. Benim. Nasıl sen? Onu da ya babam buldu. Nasıl bayağı Hüseyin'i arayıp benim kıza şarkı var mı diyorsun? Kızıma destek vermek zorundayım. Gece yaralarına kadar falan filan şarkı sen aram bilmem ne falan. Sen kızın sana destek verecek zaten. Tabii. Şöyle oldu. Şöyle oldu. Çok müzik laflar ediyorum biliyorum ama kredim çok geniş. 35 senelik reklamcıyım. Geçen gün Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu ile bir toplantımız var. Oraya gittim. Kapıdaki güvenlik İsmimi sordu. Yönetim kuruluyla toplantıya geldim dedim. Hulusi dedim. Soyadınız ne dedi? Derici dedim. Orada evraklarla uğraşan takım elbiseli genç bir çocuk vardı. 28-29 yaşlarında falan. Döndü. İrem Derici ile bir tanıştı. Gerçekten. Var babasıyım dedim. İnanamadı filan ama tebessüm etti. Arkada iki arkadaşım var falan diyorlar ki tamam İrem Derici'nin babası oldun ya 35 senelik reklamcı, meşhur reklamcı helal olsun falan diyorlar. Dalga geçiyorlar. Ben de mutlu oluyorum tabii yani gülüyoruz bayağı. Ama sonra beni aradı babam olayı anlattı. Ya topçu olmak ya popçu olmak lazım tanınmak için. Popçuluk fırsatını kaybettik, topçuluğu da kaybettik. Haldun abinin bir lafı vardır o dadının o kıyamet koparttığı ve sonrasındaki bir zamanda yolunu kesmişler. İşte Pertev Bey bir imza verir misiniz? Ertuğrul Ferdi koskoca Haldun Dorman'ı yendi. Tabii ki o acayip bir şey. Haldun Dorman kökünde olan bir şey ama yani biz dericileri olduğu gibi severiz. O küçük tabii. Oğlanları Instagram'dan takip ediyorum. Küçük de popçu topçu olacak o da. Okul takımında oynuyor. O da topçu olacak. Sevgili seyirciler uzun yıllar dericileri konuşacağımız ne kadar da belli değil mi? Dericiler geliyorlar yani. Önümüzdeki sene kendinden 2 yaş büyük falan sınıfların takım kaptanı yapacağım diyor hoca. Şaşırmam. Ben onların bakışında görüyorum zaten onu böyle bir jilet jilet bakıyorlar. Peki baba buradayken bir şarkı dinleyelim. Babalar günde yaklaşıyor falan filan. Star olamadan star ışığımı söndürecek adam az sonra. sahneme konuk alıyorum bazen baba ne olur gel bir şarkı söyle diye. Ben o kadar alkışı 3 konserde almıyorum. Bir giriyor. Siz beraber bizim şarkıda mı söylüyorsunuz? Duydum ki bunu nasıl yapar mıyız? Hadi yapalım. Ben bir tekrar yapayım. Vay 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 süper. Biz de gidelim. Tona bana bir bakaydık iyiydi. Tonu falan boş ver. Tonsuz yok. Yapalım. Nasıl tonsuz ayol? Abi tonsuz. Sahnede ne yapıyorsunuz? Ton. Bilmiyorum sen en son çalmıştınız Mert'ciğim. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Bir zamanlar sevginde ateşlenen başımı dizlerinin yerine dayasaydım taşlara. Sevginde ateşlenen başımı dizlerimin
dayasaydım taşlara. Hani tende can idim, hani bendim yedi renk, hani tende can idim, hani gündüz hayalim, geceler rüyan idim, hani gündüz hayalim, geceler. Geçsin diye iki ton aşağı söyledim ayol. Yani farkındayım. O da eşlik etmedi. Yani evet, sana bıraktı sahneleri. İki ton üç ton aşağı söyledim. Eşlik etmedi bana. Helal olsun hakikaten. Böyle bir baba, böyle sıcak bir aile. Çok teşekkür ediyorum. Homurdandırdı beni. Gel. Kükrüyor kükrüyor, homurdandım diyor baba ya. Babam ya. İrem Derici, gel babacının yanına gel. Gel gel gel. Hiçbirimize nasip olmayacak güzellikte bir şey bu. Gerçekten sana söylüyorum. Yolun açık olsun. Zaten sırtını böyle babanın kariyerine ve avantajlarının hiçbirine yaslamayıp bir oda bir evde çer çöpünle kendin yaşayıp kendin yaptın be. Çok havalısın be. Aynen yok öyle. Be, yok aynen be. Öyle. Hadi onun be. Zekası olmadan. Zekası. Benim sadece arkadaş olarak ona desteğim var. O kadar iyi biliyorum tabii. Ki ya. Tahmin ediyorum. Yoksa derken. Koyma suyla taşıma suyla değirmen dönmez derler. Kendinde yoksa hiçbir şey olmaz. Kendi içinde, kendi işinin içerisinde başarılı ve şöhretli birinin kızı olmak, amcasının oğlu olmak, oğlu olmak zor bir şey. Ondan sıyrılıp kendini var etmek. Sen bunu başardın. Aynen. Onun sadece zekası. En önemli özelliği de samimiyet. Kesinlikle bence de. Asla gibi değil, olduğu gibi. Hulusi Derici teşekkür ediyoruz geldiğin için. Çok karizmatik görüyorum seni arkadaşım. Estağfurullah. Peki Gülben devam edecek mi? Şahane baba kızı alkışlıyoruz ve devam ediyoruz. Hadi bakalım. Yeşim Ceren Bozoğlu denince akla baba gibi sert, anne gibi şefkatli bir hoca. Benim ilk aklıma gelen mutluluk oluyor. Yeşim Ceren Bozoğlu candır. Yeşim Ceren Bozoğlu hep der ki oyunculuk usta çırak ilişkisine dayanır biraz da ve ustanızı iyi seçmeniz gerekir der ve kesinlikle kendisi iyi bir usta. Yeşim Ceren Bozoğlu deyince benim aklıma yaşamak geliyor çünkü onun istediği bizim sahnede karakterleri oynamamız değil yaşamamız. Yeşim Ceren Bozoğlu deyince aklıma çalışmak, 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 başka bir şey gelmiyor. Yeşim Ceren Bozoğlu deyince aklıma bir hocadan çok bir abla, bir anne daha çok aklıma geliyor. Benim aklıma ilk gelen kelime despot. Yeşim Ceren Bozoğlu deyince aklıma teyze geliyor çünkü anne yarısı. Yeşim Ceren Bozoğlu deyince akla anne geliyor aklıma. Yeşim Ceren Bozoğlu deyince aklıma asla vazgeçmemek geliyor. Oyuncu olup olamayacağımın kararının yalnızca bana ait olduğu geliyor. Her şey için teşekkür ediyorum ona. Yeşim Ceren Bozoğlu deyince akla oyunculukların üst seviyesine kadar çıkan bir oyuncu geliyor aklıma. Yeşim Ceren Bozoğlu deyince aklıma direkt Azim geliyor. Yeşim Ceren Bozoğlu dediğimde aklıma tüm ruhuyla mesleğine ve meslektaşlarına feda eden bir star geliyor. Yeşim Ceren Bozoğlu deyince aklıma imkansız hiçbir şey yok. Yeşim Ceren Bozoğlu deyince aklıma mükemmel bir kadın geliyor. Hayallerini gerçekleştirebilen güçlü bir kadın geliyor. YCB deyince aklıma derin bir nefes geliyor. Yeşim Hoca deyince aklıma ayna geliyor. İnsanın kendine sürekli bakmasını sağlayan, ruhunu güçlendiren bir kadın. 3, 2, 1, gün önce şu oturduğumuz koltukta Defne Samyeli oturuyordu. Oyunculuk dersleri aldığını söyledi ve oyunculuk dersi almanın
kişisel gelişme faydalarından bahsetti. Hı hı. Şimdi çocuklarla arandaki ilişkide onu gördüm. Asla vazgeçme imkansız diye tabii bir şey yoktur. Tabii. Nasıl oyunculuk derslerinin içerisinde bu mesajlar sığıyor ya? Yani şöyle bir şey, oyunculuk bir kere hani kendin olmaktan tamamen vazgeçip başka bir şey olmak ya. Atölye 1314'ün benim oyunculuk okulumun iki tane temel parolası var. Bir tanesi asla vazgeçme, çocukların bağırarak haykırarak söylediği. İkincisi de oyunculuk kimya değiştirme sanatıdır. O kimyayı değiştirip başka bir şey olabilmek için de önce kendimize müsaade etmemiz gerekiyor. Hmm. O yüzden de sınırları, kendinle ilgili sosyal, sınıfsal, duygusal, psikolojik bütün sınırların geçirgen olması gerekiyor. Hmm. Yani oyunculuk yapmaya başladığında Yeşim Ceren Bozoğlu'nun ölüp tabii Nuran'sa Nuran, işte atıyorum Nilgün'se Nilgün, Domuşuk Sevim'se Domuşuk, evet, Sevim, ona geçebilmen gerekiyor. Şöyle demişsin bir röportajında, her zaman beni konfor alanımdan çıkartacak, hücrelerime kadar zorlayacak rolleri arıyorum. Evet. Ne güzel bir tarif be. Nuran sağ olsun, taşikardi makinesi. Evet. Çok güzel. Peki bundan sonra mesela sana daha böyle naif bir rol hani seni kesmez gibi geliyor bana. Ne düşünüyorsun? Yani ben şimdiye kadar kariyer anlamında çok özen göstermeye çalıştım. Sen de çok iyi biliyorsun. Sektörde hani bir şeyi başarınca, işte atıyorum doktorlardaki Gestapo'dan sonra 10 tane onun benzeri rol geldi. Ama ben gene başka bir şey yapmak istedim. O yüzden Domuşuk Sevim'i seçtim. Nuran'dan sonra da herhalde sarışın bir aristokrat sosyetik kadını ancak öyle bir şey. Ancak peki yine şey ben olur. Annem mi? Benim annemden alıyorum ben dizilerle ilgili haberleri. En gerçek, doğru kaynak. Kesinlikle onlar en doğru biliyor. Kaynak. Onlar reyting makinesi olan asıl kesinlikle onlar. Kesinlikle ve de çok dikkatli. Mesela seni tenzih ediyorum. Bütün oyuncular için geçerli bu. Annemde şöyle bir küskünlük var. Şimdi seni bu dizide seyrediyor, çok beğeniyor ya. Hı hı. Eğer sen bu dizi bitip hemen başka bir diziye başlarsan küsüyor. Doğrudur. Ben daha onu orada daha hazmetmedim ki, daha unutmadım ki, üstüne bir süre geçmedi ki. Doğrudur. Anne diyorum, oyuncular işte elektrik, telefon, doğalgaz ödüyorlar, ne yapsınlar diyorum. O diziden o diziye teklif almış geçmiş. Hayır diyor. Tabii. Kendinde bir hak görüyor buna. Tabii. Yani ben çünkü o dizide onu gördüm, alıştım, beğendim, sevdim. Sezon arası girmiştim. Biraz beklesin diyor. Yani İnanamıyorum seyircinin hakkına. Çok doğru bir şey bu. Çünkü şöyle bir şey var Gülben. Hani normalde düşünürsek televizyonda bir dizi 120 dakika. Bu insanlar bizim bir dizimize iltifat edip seyrettiklerinde aileleriyle geçirecekleri gecenin 2 saatini sana endeksliyorlar. Evet. Ve bunu bütün bir sezon boyunca adeta sen onların evinin bir parçası gibi oluyorsun. Dolayısıyla da nasıl ki annem bana yeter artık rol için kilo almayacaksın diyorsa, seyirci de sokakta çevirip çok ağladın yeter beni üzme ağlamayacaksın. Evet. Bunu diyorlar ve çok da doğal görüyorum ben bunu, çok da hakları. Bir tek onu kırmanın yolu o. Hani çok sahici oynayıp her seferinde başka bir şey olduğunda, işte Gestapo gibi öyle bir şeyden, işte Donuşuk Sevim canım benim gibi bir şeye geçtiği noktada bir sistem şaşıyor, olur peki diyor, kabul ettirirsen oradan devam ediyor yani. Çok üst üste mesela Halit Ergenç, Kıvanç Tatlıtuğ, Bergüzar Koray, aslında üst üste uzun soluklu dizilerden sonra Beren Saat de öyle mesela. Hı-hı. Durup başka bir işe başladıklarında kabul edildi yine. Tabii. Çok güzel de reyting aldım ama dengesi zor bir mesele bunun. Hı-hı. Bizim de şarkı ve single'larda ya da albümlerde olduğu gibi biraz bir ara, belki öbür şarkının doğru durması. Zamanlama çok ben önemli. Ben mesela araya çok karşıyım şu an benim adıma. Ama çünkü ben 6 ay ara versem yeni bir tane işte Sevim Sevici çıkacak mesela yani. Her apartmanda 5 şarkıcı var şu an yani. Radyolara bir CD kutuları geliyor. Herkes Sevim, yapmış Sevim, yani. Sevim, hani İrem Derici'den sonra 6 ay boş veremem. Ben şu an hiç boşluk ya. Bak, yok 3 ay tak tak 3 ayda bir. Şimdi hazır 17 Haziran'da geliyor, üçlü geliyor. Senin burcun ne İrem? Koç. Belli yani. Koç. İnanamıyorum. Peki bu yola yeni çıkmanın verdiği bir strateji mi? Bu kısa sürede kendimin bile aklımın ermediği bir ivme yakalamamın verdiği sorumluluğu sırtıma yüklediği ağırlık, tam mütevelli duygularımın kaçması diye böyle bir zincirleme tamlama yaptım. Çok korkuyorum. Hazır böyle bir şey güzel gidiyor. Hani değerini, hakkını sonuna kadar vererek devam edeyim. Ben bir şey söyleyeyim mi? Aradan bir Sevim Sevici pırtlamasın. Ay çok güldüm buna. Evet lütfen. Ben çok gerçekten içten bir şey söylemek istiyorum. Şarkı söylerken buradan çıkıyorsun. Kendi tabii içinde bir yere giriyorsun. Belli ki şarkı söylemeye çok aşıksın ve o bence bütün izleyenlerin de kalbine değen bir şey. O yüzden konuşur gibi. Gerçek olan şeyi seyirci asla terk etmiyor. Ben hep onu söylüyorum. Mesela Neşet Ertaş
magazinle var olmadı. Yok, kendini canım, hiç bozmadı. Yok, i̇şte atölye 14'te bizim hiçbir şeye ihtiyacı yok. Söylediğimiz bir şey var. Yani sen eğer orada samimiysen, gerçeksen, seyirci seni kalbine bir kere alıyorsa senin amuda kalkmana gerek yok. Seni aynen, unutmuyorlar aynen. Yani. Seyircimiz çok vefalı. Samimi olmayanı da alıyor da. Hani kibarlık olsun hemen diye. Ama samimiyi başının üstüne taşıyor. Telefonumuz mu var? Peki, hoş geldiniz. Merhabalar. Sizin de kim olduğunuzu Yeşim Hanım'a hissettirmenizi rica ediyorum. Ben biliyorum ama. Tabii ki. Fırat. Değerli hocam Yeşim Ceren Bazoğlu. İlk sene sonunda revert ediyorum. Canım benim için en önemli sıfat onun öğrencisi olmak şu anda. Diğer ne sıfatlar güzel sonra kalır. Hocam dünya nasıl yakışıklısı bakar evet, mısın? Evet, evet. İyi bir öğrenci mi? Sevgili hocam Fırlanta, nasılsınız? İyiyim canım benim, iyiyim. Sesini duyduğuma, programa katıldığına çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. O Fırat Atölye 1314'ün oyunculuk okulunun pırlanta öğrencilerinden. İçki, alkol, uyuşturucu, sigara yok. Son derece ailesine, ahlaki değerlerine bağlı. Müthiş azimli, müthiş çalışkan, spor yapan ve oyunculuk aşkıyla uyumayan bir çocuk. Harika. Muazzam. Yani Türkiye'nin gelecekteki jönlerinden bir tanesi. Şimdiden alkışlanmaya alışması için bir alkış yapalım mı? Bravo. Fırat'cığım teşekkür ediyoruz aradığın için. Çok keyifli bir program oluyor. Duyamadık dediğine. Programınız çok keyifli sürüyor. Gülben Hanım'a da ben selamlarımı iletiyorum buradan. Teşekkürler. Şu anda canlı yayında takip edemiyorum ama eminim o kişi varsa zaten çok güzel bir program oluyor. Fırat ben de varım. Genç popçu İrem Derici selam. Ben takip edemiyorum. Oradaki herkese çok selamlar, sevgiler. Aleyküm selam. Genç popçu İrem Derici. Altay'da bir single yapmam gerekiyor ki aradan bir tane sevim sevici pırtlamasın diye. Bunu hiç unutmayacağım. Hem seni böyle anlayacağım bundan sonra. Peki Fırat'cığım teşekkür ediyoruz aradığın için. Bu çiçekli böcekli günde bir sürü aramız oluyor bugün. Kısa bir aradan sonra yine buradayız şahane iki konuğumla. Geceleri paylaşır düşlerle, bir çözümü yok ki bunun. Yanlışa düşer çıkmazlara, bir dönüşü yok ki bunun. Sevgi olsun, taştan olsun ama benimle olsun. Çile çeker aşkın mapusunda, bir kaçışı yok ki bunun. Koşmayı seviyor aşkın yollarına, kendini yormayı bıktı. Acıyı çekip alışa alışa aşkı öğreniyor. Sevmeyi seviyor diyorum ya sana, kalpleri kırmayıp aldatmadan. Farklı dünyalar tanıya tanıya doğrusunu arıyor. Yar bana bakmasa da, yar benim olmasa da, heyecan duymayı seviyor bu gönlüm bir sonuç almasa da. Yar bana bakmasa da, yar benim olmasa da, heyecan duymayı seviyor bu gönlüm bir sonuç almasa da. Geceleri paylaşır düşlerle, bir çözümü yok ki bunun. Yanlışa düşer çıkmazlara, bir dönüşü yok ki bunun. Sevgi olsun da taştan olsun ama benimle olsun. Çile çeker aşkın mapusunda, bir kaçışı yok ki bunun. Koşmayı seviyor aşkın yollarına, kendini yormayı bıktırmadan. Her acıyı çekip alışa alışa aşkı öğreniyor. Yar bana bakmasa da, yar benim olmasa da, heyecan duymayı seviyor bu gönlüm bir sonuç almasa da. Yar bana bakmasa da, yar benim olmasa da.
sonuç almasa da. Şükürler. Devam edelim. Devam edelim. Evet ay çok güzel. O zaman benden hariç bir şey söyleyelim. Oynak ne söyleyelim? Aa hadi bir Yıldız Tilbe sana değer söyleyelim. Vallahi o geçti içime. Yıldız Tilbe şarkı. Popun Yıldız Tilbesi diyorlar ya bana. Süper. Akarım sonsuza deli sel gibi. Tut çevrene, tut gönül olayım. Çarparım ne varsa deli el gibi. Tut kollarımdan tut ki durayım. Tüm yaşananlar bir bir günaha dönüşüyor ah. Zamanla uğraşma sen öyle bela. Sonsuza deli sel gibi. Tut çevrene tut gönül olayım. Çarparım ne varsa deli sel gibi. Tut kollarımdan tut ki durayım. Tüm yaşananlar bir bir günaha dönüşüyor ah. Zamanla uğraşma sen öyle bela. Sen öyle bela deli sev ki beni. Bütün yasakları yasakla. Her salonda başlanaya. Çek beni içine orada kalayım. Her salonda başlanaya. Çek beni içine. Teşekkürler Mert Tunç Makas gitarda. Sevgili orkestra şefim. Eline sağlık canım. Evet kesinlikle de çok zevkli geliyor başka birinin şarkısı senden. Ayrıca da Yıldız'ın şarkısı da çok güzel olmuş. Vallahi öyle bir koyduk repertuara. Var değil mi? Başka şarkılara. Ben o yâri falan da sana gider yani. Şimdi. Yeşim gitti oyuncu olarak.
Acaba dedim ki nasıl ağırlayayım ben onu? Şöyle dediler. Bence sen sus. Bir şey yapma. O kendi kendini ağırlar dediler. Nurhan geliyor Nurhan. Gel nasıl gel. Gel anne. Merhaba abla, hoş geldin. Hoş geldin. Geç. Nasılsın abla? İyilik yavrum. Hoş geldin Nurhan ablacığım. Selam ya. Nasılsın ablacığım? Gel, gel yavrum gel. Gel çok alkışladın sen yere bile. Selam ya. Evet. Öp yavrum. Öp yavrum. Tamam sağ ol. Nurhan abla. Ne can? Bizim mahallede bu kız şarkı çalıp söylüyordu. Hı. Ondan sonra... Sen şimdi onu bırak Gülsün. Ben sana şeyden gireceğim. Bunlar bu yayında çıkmayacak değil mi yavrum? Yok yok biz bize sohbet ediyoruz. Şimdi ben senin anan Gülser'le konuştum. Evet. Geleceğe geldi sağ olsun geçenlerde bizim günümüz vardı. Gülme yavrum bir şey anlatıyorum gülme çocuk. Gülme yavrum. Şimdi anan diyor ki sen Nurhan ablası olarak git şu Gülben'le konuş. Hı. Bu 3 kilo oldu diyor. Benim için mi? Anangil ağlıyor. Bak ha. Şu anda televizyonun karşısında kadıncağız. Kahveci mi? Bu ne ya Gülben bu ne? Nurhan kızım abla, bu ne? Böyle olmak için çok çaba sarf ettim. Niye böyle söylüyorsun? Yavrum Allah korusun bu işin hastalığı var, tekrardan doğurması var, evliliği var, bir şeyi var. Et yok, but yok. Ben şimdi seni nasıl evlendireyim? O tekrardan doğurmasıyla evliliği onu cazipmiş. Yiyeyim mi artık işte, bende ne yapayım? Ben bilmiyorum. Anangil de aynı şeyi söylüyor, ben de aynı şeyi söylüyorum. Kızım, Nurhan abla bizim... Kadın dediğin etli butlu olur. Bu ne 3 kilo oldun ya? Yok ya, o kadar mı ya? Ya? Fena değil. Haksız mıyım kız? Kız haksız mıyım söyle ne? Söyle bir haksız mıyım diyor ki insan korkudan haklısın diyesi geliyor. Söyle yavrum söyle. Sesini duyayım söyle. Bu da bahar gibi içine kaçıp konuşsana kız. Kız konuş. Dur sana daha Efsun tipli bir. Sen ha bak şu Efsun'a benziyor. Sen konuş kızım 3 kilo değil mi bu ya? Olacak iş mi bu ya? He? Nurhan abla. He? Yeni popçu İrem Derici ünlü popçu. Ya onu Efsun Gül çok dinliyor. Efsun Gül değil mi? Ondan bir imzalı fotoğraf bir şey neyini alacağız inşallah. Nasılsın kızım? Hamdolsun ablacığım. Olsun. Allah iyilik benim versin. Benim etim budum yerinde mi? Nasıl? Sen güzel, sen güzel. Bir tek şu ayakkabıları şey yapsan. Beni, özür dile beni. Hayır, sen güzelsin, sen dünya güzelsin kaldı. Ama 3 kilo kaldın. Anladım. Ben bir şöyle bir 65, bir 70'i gör tartıda ondan sonra ben anneannemle konuştum. Biz sana hayırlı bir kısmet bulacağız inşallah Gülbenciğim. İnşallah yavrum, inşallah üç böyle olmaz. Olur mu? 3 çocuk. Onu soracağım. Çocuklar nasıl? Eyvallah. Ne yapıyorsun? Olsun. İşte Spider-Man bir yana, Winnie the Pooh öbür yana. Süpermen, Batman, sen ben. Spider-Den ne? Spider-Man abla. Ha, o ne? O böyle oruncak ağ atıyor. Ha. Böyle atıyor. Pıslıyor olmadı diye. Seninle bir baş başa bırakmak lazım çocukları. Onlar mı senin hakkından gelir, sen mi onların denemeye değer bence? Vallahi ben bayıltırım. Bence de sen bayıltırsın. Bayıltırım. Konuşarak insan öldürme gibi bir özelliğim var. Kesinlikle. İçine yanında sardalya gibi uzanır uyur valla. Bir gün geleyim mi bakıcı olarak? Lütfen. Öldürürüm uykudan böyle gelirler annem diye sarılırlar. Anne bir daha bizi bu ablaya bırakma diye. Peki o disiplin mi yaparsın oyunla mı bitirirsin acaba yok, onları? Yok disiplin değil. Konuşarak bitiririm. Yani lütfen gelir misin? Vallahi gelirim. Hiç bak herkese bir anlatırım ama hayatım böyle yaptı böyle yaptı. Bütün çocuklar benden nefret etti. İrilisi ufaklısı. Kaçırttın çocukları. Nefret ettiler çünkü benim hobimdi mesela toplu taşımada. Annesi buraya almış bebeği böyle. Hu evladım falan diyor. Arkada ben varım başlardım çocuğa. Bak 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 bak. Ağlamana azdırmaya kadar. Çocuğu. Çocuk ya ağlardı ya çığlık atmaya başlardı. Sonra annesi döndüğünde ne oluyor ne var oğlum orada falan diye. Bana. Ama şimdi işler değişti. Kız, çocuk, erkek, oğlan neyse klibimi görüyor. Orada yar bana bakmasa da diyen yani, bir kadın var. Tabii. Zannediyorlar ki o kadar öyle, sevimli öyle, bir insanım. Artık. Hayır değilim. Şimdi bir çocuk burada bir çocuk buramda bir yere düğüne derneğe falan gittiğimde hepsi tepemde. Allah dedim belamı verdi. Bu kadar yıllarca çocukları korkutur musun? Şimdi bayağı şey gibi Noel Baba'yı görmüş gibi geliyorlar hepsi. Ya, ya. Ama benim de işte o çocukluk dönemlerimde bir o çocukları sevmeme durumum vardı. Ben çünkü hep o ilkokulda falan dalga geçilen çocuktum. Ve o yüzden nefret ederdim çocuklardan böyle. Çok zalim anne bunlar bana bilmem ne diyorlar diye. Bak şimdi çocuklar şimdi, senin şarkını söylüyorlar. Aynen öyle. Nurhan abla sen bir türküler mi seversin? Ne seversin? Vallahi ben senin bir tane bir şarkın vardı Gülbenciğim. Ben onu çok severdim. Çok severdim. Böyle seni böyle dertlendiren bir şey mi tabii ne yani? Ben seni ömürlük sevdim diye. İlyas'la benim şarkımdı o. Vay. Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan mı? Araya bir tane. Evet evet. Ama çok ağlamışlığım vardı o şarkıyla yani. Peki. Reytingin en yüksek olduğunu hissettiğimiz yerde hem İrem Derici'nin güzel şarkıları hem de Yeşim Ceren Bozoğlu'nun çok tutan ve çok izlenen Nurhan karakteriyle tam da sahneye çıktığı şu yerde yine
ben yapacağımı yapıp ihtiyacı olan hasta bir çocuğumuzun veteresini yayınlayacağım. Bütün bizim reytinglerimiz oraya kaysın diye. Dikkatle izleyelim lütfen. Hastalık, yoksulluk, çaresizlik ve dram. İki çocuk annesi Satiye Hanım, kolon ve pankreas kanseri eşini ve 3,5 yaşındaki kalp hastası kızı Rabia'yı yaşatmak için çare arıyor. Bir yıl önce geçmeyen grip şikayetiyle hastaneye kaldırılan Hasan Güllü'nün uzun süren tetkikler sonrasında kalın bağırsağında tümör olduğu ortaya çıkmıştı. Başarılı geçince ameliyatı, hastalığını eşine söylemek istemeyen Satiye Hanım için mutluluk kaldığı yerden devam edecekti. Ama öyle olmadı. 3 ay sonrasında muayeneye gidilmiş ve acı gerçekle yeniden sarsılmıştı Güllü ailesi. Kanser kitlesi pankreası ele geçirmişti. 11 saat süren ameliyatın 1 saat sonrasıydı. İç kanama geçiren Hasan Bey tekrar ameliyata alındı ve pankreas, dalak, safra kesesi, midenin bir bölümü ve ince bağırsağının bir kısmı da alınmış, aynı zamanda şeker hastası olduğu söylenilmişti. Bu yaşanılanların devamında ise 2 ay önce Güllü ailesinin 3,5 yaşındaki kızları Rabia'nın kalbinde meydana gelen hastalıksa acılarına bir yenisini daha ekledi. Bodrum katında, gündüzleri güneşe hasret, rutubet kokan evlerinde yoksullukla mücadele eden Güllü ailesinin sizlere, Gülben seyircisine ihtiyacı var. Sizler ki gülümsemeyi unutan, mucizeye inanmayan, yaşamın kıyısında kalmış hayatlara nefes verdiniz. Biz büyük bir aileyiz ve güven duygusuyla birbirimize güç vermekteyiz. Güllü ailesi için desteğinizi bekliyoruz. Evet, dünya güzeli, iki evlat, sıkıntıları sıkıntımız, yapabileceğimiz ne varsa yapalım. Ne olur beni mahcup etmeyin, hesap numaraları var aşağıda. Yayınladığımızda İrem Delici'nin ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun konuk olduğuna yarın hem reytinglerimize bakarken diyelim ki biz Güllü ailesine de dokunabildik bu reytingler sayesinde, bu izlenme oranı sayesinde. Çünkü konuklarımı böyle alıyorum, biliyorum en iyi tap yaptığımız yeri, hem şarkılar hem böyle çok iyi yükseldiği bir yer var tam o anda. Bunu yapıyoruz şey ve ertesi gün çok güzel haberler geliyor. Şu kadar milyar, bu kadar lira para yatırdı. Bravo. İnşallah. Siz de kendinizi iyi hissediyorsunuz. Yani. İnşallah. Yeşim'cim, bu kılığa, Nuran kılığına ne kadar da girer dediğim zaman editör arkadaşlarıma sadece makyajını silecek dediler. Dizide hiç makyajsız mı oynuyorsun? Sıfır makyaj oynuyorum. Ay ne kadar avantaj. Evet. Gitmen ve giyinmen 2,5 dakika toplamda. Yani şöyle normal, mesela şu taytı ben günlük hayatta gittiğimde üstüne kostümü geçir, tişört, şunu giy, kafayı bitti, bağla 2,5 dakika. Ama yani şöyle bir şey var Gülben, hani ben bunu tabii ki görüntü yönetmeniyle, işte yapımcımıza, yönetmenimizle, çok sevgili Merve Girgin'le de konuştum. Ben sıfır makyaj oynamasaydım Nuran'a bu kadar inanmayacaklardı. Kesinlikle. Ona çok eminim. Çok doğru. Çünkü ben de çok ağladığın doğru zaman, yani o hani kalp ritmin hızlandığında, nefes alışın değiştiğinde, o suratının kırmızı, evet, olduğu yer, evet, evet, damarların şurada işte, şu tarafta ağlamaktan çatlayan damar, bunları seyirci görüyor ve oraya müthiş bir kalpten bir sevgi duyuyor. Çünkü o verdiğin emeği görüyor. O yüzden de ben çok mutluyum. İşte kınalarla da, sıfır makyaj olmakla da, kostümün bütün yelincik yokuşundaki da, bütün Adile abla başta olmak üzere hanımlarına çok sevgilerle de, çünkü kostümlerin çoğu onlardan. Gerçek giyilen. Harika. Gerçek giyilen kostümler. Bu da sanıyorum seyircimize geçiyor. Ama en çok da ben Nur Hanım'ın paltosunu seviyorum şu halde. O kadardı. Bu da giyilmiş şey, değil mi? Tabii ki. Hiçbir sanat yönetmeni gidip de bunu hazırlayıp da yalandan sökme falan yapmadı yani. Yok. İşte geçiyor insanlara. Ne diziler, çok güzel diziler yapılıyor artık sinema tadında gerçekten. Tabii. Ama yani bazen hani yatağından kalkarken oradan böyle bir kirpikleriyle kalkmak. Hani şuradaki allık yokmuş gibi sürülen rujlar. Hepsini görüyor seyirci. Seyirci görüyor. Peki İrem'cim, ısrarla bu çıkış şarkını bir kere daha dinlemek istiyorum. Kalbimin tek sahibi. Kalbimin tek sahibi. Çok gerçek bu ve çok güzel bir şarkı. Buse Terim ve Volkan'ın da ilk dans çok şarkısı. Çok güzel bir gelin olmuş. Buse'yi tebrik ediyorum. Şarkıya bir kere daha aşık da aynı oldum. Şekilde. Bu kadar güzel. Birbirlerinin gözlerinin içine bakarak söyleyerek, o mimikler, jestlerle. Hakikaten yani. O şarkıyla mı geldiler nikaha?
Şarkı, başka bir şarkıyla geliyorlar. İlk dans şarkıları. İlk dans. Ama iki kişinin böyle birbirinin gözlerinin içine bakarak çok şükür, bin şükür seni bana verene diye. Evet, ama konsere çıkmama 3 dakika var. Videoyu koymuşlar. Bunu gördüm ve ağlıyorum. Yani ben ya, ki senede tabii bir ağlıyorum. Ya ayrı bir anlam kazandı o şarkı. Yani ayrı bir şey. Ve birçok insanın ilk dans şarkısı olmaya başladı. Bir şey söyleyeyim mi? Her sevgilinin de şarkısı olamaz bu şarkı. Bak şimdi iyice sözlerinde ne demek istedim. Yani hele sevgili, üç gün flört ve öyle bir şey değil. Derin sevdaların şarkısı çok bu bence. Çok bir şey daha söyleyeceğim. Söyle. Sevgi olsun taştan olsun diye bir şarkım var diye benim demin söylediğim. Ama benimle olsun. Biri Twitter'a şey yazmış. Kızcağız sevgi olsun taştan olsun diye yırtıyordu kendini. Ne ara kalbinin tek sahibini bulamıyor. Oradan oraya. Peki buyurun, hadi dinliyoruz. Dualar eder insan mutlu bir ömür için. Sen varsan her yer huzur, huzurla yanar içim. Sağ olun. Ay, sağ olun vallahi, yapma ya, çok teşekkür. Her gün olduğu gibi bugünü de ayrıca güzelleştiren tabii ki ben değildim. Ben her gün varım burada. Konuklarım da yepyeni yolculuğuyla kalbimizi fetheden çılgın kız İrem Derici'ye teşekkürler ve bravolar. Ben teşekkür ederim tekrar. Harikaydın. Ve aslan gibi bir kadın, aslan gibi bir yürek, kimse boşuna başarılı olmuyor. Kimse boşuna bir yere gelmiyor ve halkın gönlünde böyle de bir taht kurmuyor. Makyajsız kadın, güzel gözlü kadın Yeşim Ceren Bozoğlu. Çok teşekkür ederim. Ve çılgın kızı dinliyoruz.
O zaman... Mikrofonsuz söyle mi diyordunuz diyecektim ki. O zaman biz Sezen Aksu'ya selamımızı iletip bitirelim. Güllerim soldu kaldırımlarda, gonca yüklü dallarıma ayaz vurdu. Demlerim oldu son akşamlarda, bir nefeslik duraklarda çiçek açtım bir tek sana. Güvenmiştim öncem yoktu, sonram yoktu. Soyundum, sevinç giyindim. Sevişmek sanki bir suçtu. Hani her şeyindim ben senin, hani kordun aklındım, hani karlarda açan çiçektim, vazgeçilmez. Madem kapatıyoruz, hep beraber bir soralım mı? Hani her şeyindim ben senin, hani kordun aklındım, hani karlarda çan çiçek.